Cumhuriyet İlkokulu'nun son günlerinde okulumuzu ziyarete geldik. Arşivleyeceğiz, ekleyeceğiz. 1950 yılında eğitim öğretim açılan Cumhuriyet İlkokulu yeni binasına kavuşacak. 17 Eylül'de İller Bankası tarafından yıkım ihalesi gerçekleştirecek. Tabii nüfus büyüdükçe okul ihtiyaca cevap veremez oldu. Çevre Bakanımız, hemşerimiz Murat Kurum tarafından söz verilmişti. Cumhuriyet İlkokulu yerine yeni binası yapılacak diye. Şimdi bu okulda çok tabii öğrenciler eğitim, öğretim gördü. Doktorlar yetişti, öğretmenler yetişti, mühendisler yetişti. Her meslekten öğrenciler tabii ki bu okulumuzdan mezun oldu. Üzülebilirler ama gelecek nesilleri de düşünmek lazım. Günübirlik düşünmemek lazım. 45 kişilik, 50 kişilik sınıflarda öğrenciler vardı. Bu öğrenciler nasıl eğitim görecekler? Bu mümkün değil. 24 derslikli şu gördüğümüz bina üzerinden diğer şekilde yeni binamıza kavuşacağız. Şimdi birkaç sınıfımızı ve salonları böyle okulumuzu gösterelim. Hatıralardaki yerini alsın. Muhammed abi. Evet. Okulumuzda taşınma işlemleri devam ediyor. Gördüğünüz gibi evet, burada Cumhuriyet İlkokulu öğretmen kadrosu var. İlçemizi tanıyalım diye yıllardır bir köşe var. Gerek ilçeden görüntüler, tarihi yerler, Karapınar'la alakalı. Bak çok eski görüntüler var. İmam Hatip Lisesi'nin eski görüntüsü, Karapınar Lisesi'nin eski görüntüsü. Mesela şu bölümde, şurası da yıkıldı. Şu anda hiçbir şey yok. Yerinde halı saha var. Eski ofis. Efendime söyleyeyim, Cumhuriyet İlkokulu'nun, evet şunu göster Muhammed. İlk yapılış hali burası. Atatürk İlkokulu diye gidiyor böyle. Birinci kattayız. Yani burada bizim okuduğumuz sınıflar da var. Evet, burası da başka bir sınıfımız. Hazırlık devam ediyoruz. Aşağıya taşınıyoruz. Okul nereye gidecek diye bir soru aklımıza gelebilir. Mahmut Hulusi Ateş Efendi İmam Hatip, Kız İmam Hatip Lisesi ile aynı binada birkaç yıl eğitim görecek. Evet. Ağır için şöyle genel görüntüyle aldık ama sınıfımızda elimizde hatıramız kalsın. Devam ediyoruz. Evet, sınıflarımıza şöyle baktığımız zaman. Tabi burada A sınıfı vardı. İhtiyaca cevap verelim. 350-400 öğrenci var. Kaç derslik var zannedersem çok 24 dersliği var mı? Varsa zaten ihtiyaca cevap verir. 10-12 sınıf olsa gerek. Evet, burası da benim okuduğum sınıflardan bir tanesi. Burada da gördüğünüz gibi taşınma işlemleri devam ediyor. Evet. Muhammedciğim ikinci kata çıkıyor. Burası da okul kantini. Gördüğünüz gibi alışveriş de yaptık. Öğrencilik dönemlerimizde evet, insan biraz içi burkuluyor ama gelecek nesilleri de düşünmek lazım. Burada da işte kamyonla birlikte eşyalar taşınıyor. Şu okulun arka bahçesi de burası. Evet, şimdi ikinci kata çıkalım Muhammed. Evet, ikinci katta da biz bir zamanlar okumuştuk. O yıllar aklıma geliyor. Ufacıkken buralara çıkıyorduk sınıf alanında. Evet. Evet, ihtiyaç öğretmenler odası burada. İşte okulda sınıf az olduğu için ana sınıfını böyle bir bölme yapmışlar. Ana sınıfını bu şekilde buraya açmışlardı. Evet. Gördüğünüz gibi yani okulun ihtiyaca cevap vermedi. Buradan da belli çok isabetli bir karar olmuş. Burası da okulumuzun ikinci katı. Evet. Burada da tahtalarmış, sıralar.
Ve bu sınıflarımızda da bu tür hazırlıklar tamamlanıyor. Ve bu gibi sıralar. Evet. Şöyle. Sonumuzda son kez bir sıralarla duralım. Öyle değil mi Muhammed? Hamasalyan, evet, evet. Tabi burada kimler oturmalı, kimler eğitim öğretim görmedi değil mi sevgili izleyicilerimiz? Ama dediğim gibi ihtiyaca cevap vermiyor. Nüfus çoğaldı. Apartmanlar çok fazlalaştı. Bölgede okuyan sayısı arttı. Tabi o zamanlar imkan içerisinde okulumuz geleceğe yönelik hazırlanmış. O zaman okul öğrenci sayısı az da olsa ihtiyaca cevap vermiş. Sonra nüfus arttıkça okulumuz, sınıflarımız kalabalıklaşmış ve ihtiyaca cevap vermemiş. Şimdi bizler de gelecek nesilleri düşünerek ne yapıyoruz? Daha fazla derslikli okul yapımına gidiyoruz. Deneye geçenlere de teşekkür ediyoruz tabii ki. Her ne kadar içimiz acısa da okulumuz yıkılıyor desek de gelecek dönemdeki bundan 30 yıl sonrası, 20 yıl sonrası öğrencilerin de düşünmek lazım. Şimdi 50'şer kişilik sınıflarda okumak var, 20'şer kişilik sınıflarda okumak var. Öğrencinin verimi düşer, öğretmenin verimi düşer. İsabetli bir karar olmuş diye düşünüyoruz. Tabii ki burada en kısa zamanda okulumuzun yapılacağına inanıyoruz. Çünkü arkada Çevre Bakanımız Murat Kurum var. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve sevgili Norma, şöyle son kez bir salonumuzu da görüntüleyelim. Veda edelim. Evet, yeni binada da yeni çekimlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.